Şu an başka bir video çekiyordum. Metin içeri daldı, böldü. Şu an içeride bir tane çakma Scottish varmış. Yani çakma diyorum, gidince anlayacaksınız. Metin söyledi de. Bu arada selam. Yakup sen de selamlar oğlum. Selam de. Selam de. Hadi içeri gidelim. Dört tane yavrusu var. Şu an 7 aylıklar. Üçünü vermişler. Bir oğlan evdeymiş. Çok tatlı. Sahibinde miymiş? Şeyde oğluyla beraber kalıyormuş bu dana. Kısır mı? Kısırlaştı. Bir saat olacak. Sonra olacak. Kısır olacak. O zaman tutalım mı gençler? Başlayalım. Tekir Scottish. Ana oğul yaşıyor. Ben evet. Bebeği ensesinden tutmayayım ya. Aynen. Ensesinden tutacak. Şey bir çocuk ya sanki. İstersen şöyle avucunun içine koyarsan daha rahat eder. Gel bakalım. Sen öyle tut abisi. Oğul yokum. Orijinal bir tipi var ya. Ne oluyor lan arkada? Oğul yokum. Sokak kedilerin azıcık kulağı kıvrılsa tekir deyip böyle olacakmış. Pazarlamaya çalışıyoruz yani. Çocuk sahip bulsun diye sokak hayvanlarını. Bu bayağı anam babam Scottish ya. Nereden tekirlik karıştıysa buna. Surata bak. Adı ne? Tabii ki kimse Paytak. Bilmiyor. Paytak. Paytak. Şey bir ismi var. Unutulacak bir isim değil yani. Paytak. Sevgilim saçlarınız ne kadar dökülüyor böyle? Dökülüyor mu? Kestireyim mi Doruk Bey? Canımın içi. Çok hırçın ama. Oo. Tamam. Aman yarabbim. Şey. Evet. Korkutuyorsun beni. Aman yarabbim. Korkmayın bir hırçınlık. Canımın içi. Çok tatlısın. Çocukların nasıl acaba? Scottish olduğu belli, kıtır kıtır şu an ayakları elimde. Kriptasyon sesi geliyor yavaştan. Çok yüksek çıkıyor sesin. Korkuyorum yapma. Tamam ay, bit. Kurban olurum ya. Bit benim iç. Sen de mi ablasın? Ya. Bırakayım mı? Allah'ım çok hanımefendiymiş bu. Hanımlığımı bozdurmayın diyormuş. Uyuyum. Bu kadar sakin ki. Aferin ya. İçinden bir kadırgal çıkıyormuş. Tekirlik var kendinde sonuçta yani. Yani. Patilerini yiyelim, patilerini. Patilerin altı ıslak. Merhaba. Terlemiştir. Bir tane çık. Bekle. Bekle biraz oynayayım ben seninle. Ablanın işi bitince oynayayım seninle. Ya sen bana tırnaklarını keseriz operasyonda. Can alan cins. Kıyamam, yalıyor ya. Şu kulaklar çok şir. Yalan. Bitti mi? Bitti. Hadi gel. Allah'ım yarabbim. Sakin çocuk. Balık kokuyor lan ağzın. Yaşmama yememişsindir inşallah. Ben yemiş yemedim değil mi? Ben... Ana! Benim elim kokuyor. Balık mı yedin sabah? Balık mı yediniz? Sabah kahvaltıda ayıptır söylemesi balık yedik. Değil tabii şaka yapıyor. Biraz ben de bir gözlerim. Kapıdaki çocuklara balık verdim. Annem dün balık yapmış. Oradan bütün kılçı, mılçı, her şeyi ayıkladı sevgi. Hı. Sabah gelmeden kliniyor. Kapının önündeki lira, balık verdim, geldim. Çok güzelsin. Çok güzelsin, çok. Ki ben balığı sevmem zaten. Metin Bey, ne okuyorsunuz? Antikor falan. Antikor. Oradan, yorabbim çok tatlı. Balık ekmek kuyruğunun önünde olay olmuş. Bir tane adam sıfır araba almış, tavanı değişik çıkıyor. Antikora karşı bilmem ne, Covid'de şey olmuş falan. Ekmek sırasında kavga etmek ne? Bütün neyin peşindesin? O şurada. Bilden gördün mü seni Bilden? Hadi gel. Yerine geç. Tamam. Darısını alayım. Darısını alayım. Alınmadı. Alınmadı. Gel geri gel. Geri gel. Geri dön. Bir daha geri. Dön. Tut box abisi. Tut box. Geri gel gel gel. Geri gel geri gel. Ne alıyorsun? Aferin sana. Kıyrama bak, top gibi. Kopmuş mu acaba bu çek zamanında? Mı? Öyle değil. Yok ya. Bir yok, bir sıkıntı şey yok. Almış ya, çam. Deformite değil değil mi? Yok. Bakıyoruz kilosuna. 3 kilo. 3 kiloruz. 3. Yes. Ne
hemen bir yazalım. Vildan bunu biraz görür birazdan. İçinde bir içinde şeyler var. Normalde 1-2 bu box. Anne, kaçırayım mı lan seni? Senin kısırlaştırılman kötü bir şey ya. Bu güzelliğin kısırlaştırılmaması lazım. O zaman direkt operasyon sonrasına geçelim. Bak ya, ağzımı geve geve nasıl da emin konuşmuşum. Çocuk operasyona geçmedi. Ve bu videoda zaten bir hafta önce çekildi. Bir haftadır edit yapılması bekleniyor. Edit yapılması ne demek? Neden ben Türkçe kelimeleri kullanmıyorum? Bu görüntülerde bir haftadır düzenlenmeyi bekliyor. Ve şimdi düzenlerken fark ettim ki bu çocuk operasyona girmemiş. Ve ben operasyon öncesindeki videoları da çekmemişim. Gel gel. Gel ya. Ha, telefonla tamam mı falan? Teklif olarak göndereceğim demiş Hatice Hanım ama. Tamam. Yazdım, aynen. Yazdım. Dorukgiller Vet. Aynen öyle. Bir dakika, bir şey anlatacağım. Tamam, yok o konuda bir, evet çok bilgim olmadığı için hani hangi sınıfa girdiğimiz konusunda. O yüzden hani çok bilgi vermedim onda. Ofiste 3 kişi görüşüyoruz. Alacağımız hizmetler işte. Bundan mütevellit. Video çekimlerimi ona göre ayarlamam gerekiyor. Şunlar sustuğu zaman. Sayın ofis arkadaşımın konuşması bittiğine göre ben devam edebilirim. Başka görüşme yok değil mi şu an? Bir dakika bir şey konuşacağım. Tabii ben şey yaparım. Tabii diyor bir de. Buyurun. Kısırlaştırmalar neden iptal ediliyor? Edildiğinde ne yapılıyor? Onun hakkında bir şeyler söyleyeyim. Çünkü Sevgi'yi şimdi içeride sıkıştırmak istemiyorum. Operasyonu içeride koşturuyor. Kısırlaştırma iptali tamamen hekimin genel muayenesine ya da hekimin fiziksel muayenesinde bir şeye denk gelmezse yapılan analizlere göre iptali verilebilir. İptal dediğimizde aslında iptal değil. Hiçbir hayvanın kısırlaştırılmasına iptal verilmez. Ertelenmesi verilebilir. Bu ertelemede neler yaşanabilir? Kan analizinde bir anemi yaşanabilir. Anemi nedir? Kan hücrelerindeki yetersizliktir. Ben bu arada tıptan olabildiğince uzak konuşuyorum. Tıbbi şeylere girmek istemiyorum ki anlaşılabilir olayı. Kan hücrelerindeki eksiklik, yetersizlik. Önüne geçilmesi için beslenme düzenlenir. Gerekli ilaçlar verilir ve çocuk 2 hafta ila 3 hafta sonra tekrar çağrılır. Çocuğun fark edilmemiş bir enfeksiyonu çıkabilir. Acaba bu enfeksiyon neden ola ki demeye başlarız. Ve genelde de fark edilmediği için bağlantısız bazı şeylerden dolayı çıkar bu enfeksiyon. İşte çocuğun küçük bir yarası var. Çocuğun kulakları akıyordur bir süredir mesela. Ama çok üzerine durulmuyordur ki bu kısırlaştırma öncesinde kan analizinde çıkar pat diye. Bunlar kısırlaştırma operasyonunu erteleyecek şeyler. Onun dışında bir de bağışıklık sistemi düşüklüğü vardır ki aslında genel kısırlaştırma gelen operasyonlardan kısırlaştırmayı iptal edenlerin oranı yaklaşık %40 edilenlerin. Bu %40'ın da %30-35'i yani aslında 10 çocuktan 3'ünün iptal edilme sebebi bağışıklık sistemi. Bağışıklık sisteminde biraz düşüklük. Bu çocuğun bağışıklığında ne var acaba dedirttiriyor. Mesela sokağa çıkıp geliyor. Bağışıklık sisteminde düşme gibi bir etki yaratabilir bazı çocuklar için. Genellemeyin söylediklerim bu arada. Ben örneklendiriyorum sadece. Aşıları yoktur çocuğun bağışıklık sisteminde düşüklüğe yol açabilir. İç dış parazitleri yeterli yapılmıyordur. Bedende herhangi bir parazit yükü vardır. Bağışıklık sistemini düşürüyor olabilir. Düşük yaşamasına devam ediyor olabilir. Bağışıklık sistemini baskılayan herhangi bir hastalık vardır. Bağışıklık sistemi baskılı gider. Ki bunlar hepsi subklinik. Hastalığın seyrini göstermeyecek, belirti vermeyecek şekilde devam ederse bu yaşanır. Ha bunlarda ne yapılıyor? Kısmi bir düşüklük varsa bağışıklık sistemini yükseltecek. En azından operasyonda sıkıntı, operasyon öncesi ve sonrası sıkıntı yaşatmayacak pozisyona götürecek besin takviyeleri, vitamin takviyeleri. Bunlar pastalar, tabletler falan olabilir. Hastalığın yani çocuğun durumuna göre. Bazı çocuklara pasta yediremiyorsunuz. Diyoruz ki tablet yutturmaya çalışın pat diye yutar. Şimdi bir çocuk asla tablet yutmuyordur. Ya pastayı koluna sürün orayı mecbur yalayacak falan gibi şeylere gidilebiliyor. Ama diyelim çocuğun kan analizi doğru sonuç vermedi. İstediğimiz sonucu vermedi. 2 hafta 3 hafta sonra. Böyle bir durumda tekrar kan analizi yapıldığı için. Böyle bir durumda biz ne yaparsak yapalım işe yaramamış demek ki. Ama belirti de göstermeyen bir hastalık olabilir belki. Deyip laboratuvar analizlerine gidiliyor ki bu laboratuvar analizleri bizim biyokimya cihazımız onu ölçmüyor ama diğer bazı cihazlar var. Klinik içerisinde de ölçüm yapabilen. Belki sizin çevrenizde klinik içerisinde bunun ölçümünü yapabilen yer vardır. Biz de laboratuvara gönderiyoruz. Şu anlık en azından. Laboratuvardan zaten kesin teşhis gelmiş oluyor bu arada. Laborantlar incelediği için bunu. Serolojik testleri.
herhangi bir viral hastalık varsa arka planda en azından bunu biliyor ve ona göre yaşantısına devam ettiriyoruz çocukları. Diyelim kan analizi normal çıktı 2 hafta ila 3 hafta sonrasında hekimlerin verdiği sürede çocuk operasyona bu sefer alınabiliyor. Rahatlıkla, gönül rahatlığıyla. Ya da birinci kan analizinde ciddi anlamda bir düşüklük çıktı. Ya çocuk belirti vermiyor ama kan analizi beklenilen değer 5x ise biz 4x'te acaba ne var ki deyip vitamin takviyesi vesairelerle destekleme yolunda gidiyoruz. O 5x gereken bağışıklık sistemi hücreleri sayısı, oranı, skoru öyle söyleyeyim. 2x'e 3x'e yani ciddi anlamda bir yarıya inmişse bağışıklık sistemi hücreleri böyle bir durumda kesinlikle o çocuğun tedavisinin yapılması gereken bir hastalık arka planda çalışıyor demektir. Onun için de bekleyelim, vitamin takviyesi verelim vesaire demeden bu çocuğun analizleri tamamlanmalıdır ve o analiz sonuçlarına göre operasyona gireceksek de girmeyeceksek de yol alınmalıdır. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Tripodumu kırdım. Rahat rahat vurabilirim. Kırıldı bu arada tripod. Evet. Kamerayı kırma vakti. Evet, güzel oldu.